Merhaba, Ömer Baba kanalına hoş geldiniz. Şimdi bahçeye bir sulama sistemi döşeceğim. Ben de ilk yapıyorum. Yani başarabilecek miyim bilemiyorum ama normal internetten sipariş ettiğimiz hortumumuz. Şurada vanalar, T'ler, kör tıpalar, damlama memeleri mevcut. Şunlar. Bakalım inşallah yapabileceğim. Şimdi en baştan bir başladım tabii videoyu çekmeden. Şuraya kadar şu sistemi getirdim. Buraya kadar getirdim. Şöyle. Daha deliklerini delmedik tabii. Deliklerini delmedik. Şu anda sadece hortumları döşüyorum. Şimdi bu şekil burada bir T koyarak buraya şöyle bir T koyarak şimdi şu videoyu sen çeker misin bir şu tarafa tamam buradan bir çek ben bak şu anda tam T'yi alırsak şöyle bu zaten şuradan iki tane diş var hortum geçtiği zaman geri bırakmıyor bunlar inşallah bırakmaz tabii böyle biliyorum ben şöyle bükerek şu şekil iki tane boğumu da hortumun içerisine soktuk. Aynı şekilde karşı tarafını şu şekil burayı da geçirdik. Şu an bayağı da sağlam oluyor, çıkmıyor. Şimdi karşıya giden hortum şu da bu da karşıya giden hortum. Tarlaya döşediğim hortum. Şimdi onu da buraya sokacağız. Evet şimdi biraz tabii ki zor girecek ki su basıncıyla çıkmasın. Biraz zorlanacağız. Şu anda gördüğünüz kadarıyla bayağı bir sağlam iş oldu ama sağlam olup olmadığını suyu verdikten sonra. Yani bu işlem böyle devam ettirip birazdan damlama tıpalarını takmaya çalışacağım. Bakalım o nasıl olacak. Şimdi şöyle sopalar kestim. Uçları çatal. Yani hazır aparat almadım da bunlarla hortumu sıkıştırıyoruz. Şimdi bu hortumu bıraktığınız zaman geriye toparlanmaması için şunu şu şekil buraya çakıyoruz. Tek elinden zor olacak tabi ama şöyle buraya çakıyoruz. Hortumu sıkıştırdı. Buyurun. Bakın. Yani bunu da evet bir yerden görmedim ama bunu orijinal şeylerini, aparatlarını görerek esinlendim. Sopaları bu şekil kesiyorum. Bu şekil. Yere saplıyorum. Hortum düz durmasını sağlıyor. Daha sonra birkaç yerinden tekrar o sopalardan sağlamlaştıracağım. Devam ediyoruz işlemize. Yani video çok çok uzun olmasın diye kesik kesik göstermek zorunda kalıyorum. Şimdi yine bir yeri kestim. Oraya da yine şöyle bir T koyacağız. Şu da tarlanın yüzüne döşenilen ya da bahçenin yüzüne döşenilen hortum. Üçünü birbirine monte edeceğiz. Aynen şu şekil. Şuradan çekersen güneşe doğru daha güzel gösterir. Şöyle. Şu şekil döndürerek sokarsak gidiyor. Daha güzel gidiyor. Bunu da bu şekil döndürerek yine inşallah buralardan su kaçırmayacak. Bakacağız, test edeceğiz zaten. Bu da buraya. Şunu da dediğim gibi üçünü birbirine. Şimdi bunun tamam orayı da oraya monte ettik. Şimdi bunu hortumu çekiyorum.
sen şeye kadar, senin olduğun yere, torbanın oraya kadar çek. Ölçü yanlış olmuş. Nasıl bunu içeri sok ya? Çek, çek geri. Çek, 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 çek geri. Çek biraz daha, git abi, torbaya kadar git, git, heh, git, git. Biraz daha da gidebilirsin hatta. Otun da zaten son şey bu. Şuradan keseceğiz. Sopa getirdim. Bir dakika. Hem bıçağımı unuttum, hem de şu sopalardan alacağım. Tabii ya. Hadi git içeri sok. Tamam. Şimdi şunu bıçağımı da ver. Öyle. Bunu şuradan sabitlemek için yine aynı deminki söylediğim sopa, çatal sopa sistemini. Orayı biraz geri çeker misin? Bak orada dur da gelmesin. Geri çek. Çek 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 gerdir. Şöyle gerdir. Şuradan keseceğim. Şuraya sabitleyebilirim. Nasıl sabitliyorduk? Şu sopayı, çatal sopayı alıp şu şekil şöyle sabitledim. Tamam. Şimdi öbür taraftan kesip tıpaları yaparken tekrar yayına başlayacağım. Şimdi hortumu döşedim. Şimdi şu aparatla, göndermiş oldukları aparatla hortumu delmeye çalışacağım ve damlama fiskiyelerini takacağım. Şunu bir çeker misin? Şöyle 60 santim birinciyi buraya taktım. İkinciyi göz kararı bir 60 santim civarında şuraya şu getiriyoruz. Şu şekil. Şu şekil getiriyoruz. Şöyle bir bastırıyoruz. Bu şekil deldi. Ama şimdi şöyle yakından görelim. Şu şekil. Hortum görebiliyor musunuz? Bu şekil delindi. Şimdi oraya şu şeyi, şu fiskiyeyi oraya tutturacağız. Nasıl buradan su kaçırmayacak? Ben de onu çok anlayamıyorum ama bakalım. İnşallah olur. Şu anda fiskiyeyi de taktık. Görünebiliyor mu fiskiye buradan? Taktık. Bu şekil. Bu da ayarı. Bu ayarından kısıyorsun, açıyorsun suyu. Zaten damlatsa da sonuçta damlama. Damlasın. Önemli de değil çok. Evet. Hepsini taktık. Şeyler yetmedi zaten. Şu fıskiyelerden, şunlardan yetmedi. Eksik kaldı şu kadar. 3 boy takamadık. Onu da yeniden internetten sipariş vereceğim. Getirttireceğim. Diğerlerinin hepsi oldu ve işte gördüğünüz gibi bir dakika. Çok güzel damlama yapıyor. Her taraftan. Bu tam istediğim şey oldu benim. Çünkü yakın çekim yaparsak akıyor. Her taraf tam, bir yandan da fide dikiyorum. Tam fidenin dibine damlıyor. Yani bu hem su sarfiyatını azaltacak hem de tam nokta atışı olarak sulayacağız. Şey yapmayacak. Şunu da şuraya kaymış fidenin üstüne. Şuraya set yaparsak şöyle su oraya biriksin. Evet, bu şekil. Şu hortumun da böyle bazen önlerine biraz toprak koyarsak o yanı bu yanı kaymaz fazla. Evet, sistemimiz bu kadar basitmiş. Altlara, en alt taraflara kör tüp atardık. Şu şekil hepsine kör tüpe takılıyor. Kör tüpe. Ve o kör tüpelerden da su kaçırmıyor. Ben çok güvenmemiştim ilk başta. Kaçırır dedim. Şu fazla akıyor su.
bunu birazcık kısacağız. Çok akıyor. Şuradan vana şekli bükünce kapattık. Şimdi daha iyi oldu. Böyle kontrol edersiniz. Hiç akmayanlar da olur. Onlar da hava yapmış oluyor. En baştakini söküp bir havasını alın önce sistemin. Şöyle böyle gelsin. Sonra tekrar vanasını takın. Fıskiyesini. Şimdi bakalım öbürlerine gelecek mi? Şimdi bunu kısıyoruz. Bu daha azaltalım. Şöyle. Çok iyi böyle. Şunu da biraz açalım. Çok sıkılı, bu akmıyor. Şimdi akmaya başladı. Şuna bakalım. Şöyle. Açıyoruz. Akmaya başladı. Burası son fıskiyem. Başka yok. Yetmedi çünkü. Şöyle açalım. Bu da aksın. Bunu yakmadı. Bir açalım. Havası geçsin. Bu akmıyor. Allah Allah. Buna su gelmedi. Neyse ona da bir bakalım. Neden akmadığını çözeceğiz onun da. Bir tane bu akmadı. O kadardan bir tane fire verdi. Muhtemelen bunun içerisinde tıkanıklık var. Ve her şey istediğim gibi oldu. Önce ilk etapta ne yalan söyleyeyim, ben kendime güvenememiştim yapamam diye, ama gerçekten de güzel oldu. Yani muhtemel çok güzel oldu. Tam istediğim gibi parça parça suluyor. Teşekkür ediyorum Ömer Baba kanalını seyrettiğiniz için. Allah'a emanet olun. Kanalıma da üye olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşça kalın.